Alo. Alo, ne haber canım? Okuldasın herhalde. Evet, okuldayım. Ne oldu? Hiç öyle ya. Bunaldım, dışarı çıkmak istiyorum. Kaçta bitiyor senin dersin? Gelirsin değil mi? Yok yok, sen takıl ya. Benim akşama kadar dersim olur muhtemelen. Yani yetişemem sana. Tamam? Peki tamam. İyi dersler canım. Sen niye yalan söyledin ki? Ne deseydim? Çocuk gibi okula ektim, Volkan'a ev hediyesi mi almaya gittim deseydim. Merhaba, iyi günler. Volkan Demir evde mi acaba? Sen niye geldin demeden ben söyleyeyim. İdil ne yaptığımızı biliyor. Hayat. İdil. Ne yaptığınızı biliyor Hayat. Cevap vermeyi düşünüyor musun? Merak ettim. Ben seni okulda sanıyordum ama şimdi burada böyle görünce... Ben de seni öylesine dolaşmaya çıktın sanıyordum. Dolaşa dolaşa buraya gelmişsin herhalde. Neyse. Konumuza dönelim. Ne bu İdil meselesi? Ben de merak ettim. Hayat, İdil diyordun. Ne yaptığınızı biliyormuş İdil. Ne yapmışız ki ya? Bir tek ben bilmiyorum herhalde ne yaptığımızı. Ben... Hayatçım. Ya söyle, gitsin bence. Sakın söyleme hayatım. Hayal bunu kaldıramaz. Ne? Ne oluyor ya? Üçümüzü de bitirirsin. Birbirimizin yüzüne bakamaz hale geliriz. Ne oluyor burada? Artık biriniz söyler misiniz lütfen? Doğum günün. Hayat sana sürpriz doğum günü partisi hazırlayacaktı ama... herhalde dayanamayıp İdil'e yumurtlamış. Ay şaka yapıyorsun. Ya deli misiniz siz? Daha 3 hafta var, manyaklar. Gel buraya. Son. Son başka yemeyeceğim. Ağır geldi. Bu saatte ağır geldi bu. Tuvalet neredeydi? Arka tarafta bak. Hı. Tamam. Yedirmeyin bir daha bana. Doğum günü iyi denk geldi. İyi numaraydı yani. Parti organizasyonu ellerinden öper. Artık hep böyle kötü mü davranacaksın bana? Kötü? Benim normalim bu. Diğeri anormaldi. Ben İdil konusunda ciddiyim. Bizi gördüğüne eminim. Haberim var.
haberin var ve... Ve ne? Ne konuştunuz? Ya ne konuştunuz söylemeyecek değil mi? Lütfen söyler misin Volkan, ne konuştunuz diyorum ya. Sordu, ben de cevap verdim. Ama kapandı gitti yani, rahat ol. Nasıl kapanır ya? Ya o kız manyak. Sırf hırsını almak için anneannesinin yanına neler yaptı bana ya? O da senin ne yaptığını gösterdi ama. Ben yapmadım. Bak o kız gerçekten ruh hastası, tamam mı? Ve ben bu konunun kapandığını hiç sanmıyorum. Bak o kız... Bana gördüğü şeyin bir anlamı olup olmadığını sordu. Ben de ona gerçeği söyledim. Hiçbir anlamı olmadığını. Öylesine öptüğüm yüzlerce kızdan biri olduğunu. Bak, İdil akıllı kız. Elini tuttuğum kız. Yani öyle anlamsız bir şey... ...küçücük bir temas için... ...gerçek bir ilişkiyi çöpe atacak değil. Tamam mı? Rahat ol. Sen söyle ışıktan nefret ettiğimi söylemiş miydim? Kahve isteyen? Olur. Ay. Yok, sushi bana yaramıyor. Al işte. Sana da mı dokundu? Ne? Yani gerçi çiğ balık falan dedin. Böyle çok bir şey yemedin ama... Böyle sanki miden bozulmuş da yüzüne vurmuş gibi bir halin var. Evet. Vurdu yüzüme. Neyse kızlar, siz yabancı değilsiniz. Benim şimdi çıkmam lazım. Çantaya gideceğim. Ama siz takılın yani, rahatınıza bakın. Aa, bak bak, bizi bırakıp gidiyor ya. E hadi Hayat, biz de kalkalım o zaman. Sürpriziniz bozulmadı Say, tamam mı? Ben hiçbir şey bilmiyorum ve çok şaşıracağım. Saydım gitti. İyi. Parti devam. Top sende. Kadarıyla henüz para kazanmıyorsun. Ve çalışanlarımın maaşını ben ödüyorum. Hatta senin maaşını da ben ödüyorum. Bu yüzden mi Reşat? Bu yüzden mi? O küçük hırsıza sahip çıkman bu yüzden mi? İş kadını olmamın acısını böyle mi çıkartacaksın? Özenmiş, sıkmış işte. Terbiyesizlik sonuçta ama yani iki fıs parfüm içinde... Ya boş ver anne ya. Hem ya kadın senelerdir bizimle çalışıyor. Yani sen onu benzetmişsindir zaten. Tabii babam da biraz seni benzetmiş oldu. Ama... Yani sürpriz olarak da babama kariyer hediye etmek... Ne bileyim biraz. Ben babandan daha adil olmasını beklerdim. Yani teyzeme bozulması başka, Cansel'in terbiyesizliğine göz yumması başka. Yani ben eniştemden daha adil davranmasını beklerdim açıkçası. Teyzem arıyor. Efendim Ümran. Şu Demilant'a gelir misin? Sen buraya gel, kızlarla odadayız. Ben geleyim de rahmetli kocamla yasa kaşk yaşadığını anlatayım onlara. Ne oldu, ne diyor?
Küçük bir sorun varmış. Siz devam edin, geliyorum ben. Peki. Niye takıldılar bu kadar sence? Yani teyzemin iş kadın olmasına. Yani annemin de sürpriz yapacağım diye babamı yemesi pek hoş olmadı sanki. Ha? E tamam, babam bozuldu. Yani halan da görümcelik yapıyor, okey. Sakın onun yanında öyle şeyler söyleme. Nefret ediyor Alaturka laflardan. Allah Allah. Evet. E görümce işte, alıfrangası nasıl oluyor? Neyse yani. Halını anladım. Hı. Volkan'a ne oluyor ki bu kadar? E Volkan da şirketin bir parçası. Yani ne bileyim işte. Aile şirketi ya orası. Yani Volkan'ın teyzemin bu kadar tepkili olmasına anlam veremiyorum. Abartıyorlar bence ya. E ne güzel işte, kadın iş buldu yani, iş kadın olacak. Hmm. Abla sen ne iş yapıyorsun diye ne kadar öyle bir derdi yoktu ama. Saçmalama. Öyle. Ya annemi inat mı kariyer yapıyor teyzem? Yani annenin etkisini hafife alma bence. Ben annemi biraz tanıyorsam o hırs yaptı onu söylediklerini. Sen misin çakma marka diyen, sen misin koca parası yiyor diyen? Ben de gerçek marka olurum dedim. Öyle. İyi. Kendine hayır olmayan annem teyzeme yaramış bari. Erken sildin. Bir işe yaramayacak. Hı hı. Derdim siyah noktalardı zaten. Neyin var senin ya? Yani Volkan'dan döndüğümüzden beri böyle bir tuhafsın. Hayır, sushi falan deme, yemem artık çünkü. Yok ya, bir şey yok. Yani öyle ne bileyim, enerjimin düştüğünü hissediyorum sadece. Yoksa özel bir şey yok yani. İyi. Bana bak. Şu benim sürpriz doğum günü partimi çıtlatsana biraz bana. Çıtlat hadi ya, çok merak ediyorum. Hadi ne olur. Heh, alarm çaldı. Sen yüzünü yıka istersen. Ben de bir odama gireyim. İşte resim yaparım falan. Sonra yatarım zaten, tamam mı? İyi. Ya inanamıyorum teyze, inanamıyorum. Yani evimizin önünde nasıl olabilir böyle bir şey ya? Açmıyor mu hala Volkan ha? Açmıyor, sürekli çaldırıyorum ama açmıyor. Sen biraz daha su iç, tamam mı? Ah. Ah Ümran Hanım, ah. Boynunuza bir şey mi sürsek, ne yapsak? Kapının önünde sapıklar mı dadandı? Ne ya, bu Texas olduk ya iyice. Teyze, bak eminsin değil mi adamın elinde silah falan yoktu? Anneciğim bak, silah falan yoktu değil mi, eminsin? Volkan peşindeydi ya. Yoktu, yoktu. Silah yoktu. Biraz daha sessiz kalırsanız burada uyuyakalacağım. En iyisi ben gideyim. Size iyi sessizlikler. Abi haklı olduğu tek bir şey var. Sessiz kaldım. Hayır, neden? Bize söylediklerine, Volkan'a ya, Volkan'a söylediklerine sessiz kaldın abi, neden? Konuşacağım Debris. Konuşacağım. Ben zamanı geldiğinde konuşacağım. Senin ne işin var ki gece gece kapının önünde? Hay dışarı mı çıkıyordun, ne yapıyordun da o sokaktaki manyak seni buldu ya? Çöp dökecektim. Ümran Hanım, Onur döküyor ya çöpleri. Siz niye, ne çöpü Allah aşkınıza? Ay. Ay yok. Yok. Yok, ben delireceğim. Açmıyor. Anne.
durup dururken boğazına falan yapışmadı değil mi o adam? Ya para mı istedi, hırsız mıydı? Neyin nesiydi o adam ya? Para istedi, ben yok deyince boğazıma sarıldı. Ha kapımızın önünde ya. Kapımızın önünde nasıl bir manyaklık bu ya? Ne oluyor burada? Kapının önünde bir tane manyak annemin boğazına saldırmış. Ne? Oğlum, evimizin önü yol geçen hanım. Ha? Ne ödüğü belirsiz insanlar kapımızın önüne kadar geliyor. Hübnan Hanım'ın boğazına sarılıyor. Peki sen neredesin? Ha? Cevap ver bana. Sen neredesin? Kameralar nerede? Bozuk. Yine bozuk. Akşamüstü geçiyordum ben kamera odasının önünden. Ötüp duruyorlardı. Bozuklar. Peki sen neredesin Onur? Ha? Bu kameralar zırt pırt bozulurken sen ne iş yaparsın? Cevap ver. Ben fark etmemişim. Özür dilerim. Ya kameraların bize ne faydası var zaten? Volkan'a bir şey olduysa ne olacak? Ya gitme dedim, gitme, gitme. Gitme dedim. Gel, ben senin bir elini yüzünü yıkayayım. Ya çocuğa bir şey olursa... Ya Volkan'a bir şey olursa... Sinirlisin. Her zaman olduğu gibi her şeyi eline yüzüne bulaştırdın. O mezarı açtıracağım diye tutturmanla başladı her şey. O delir ortaya çıkması için cesaretlendiren de sensin. O ruh hastasının zıvanadan çıkmasının sebebi de sensin. Yıldırım'ı da sen bulaştırdın. Şimdi Volkan'ı da bulaştırıyorsun. Her şey benim yüzümden. Sen sütten çıkmış ak kaşık değil mi? Evet. Sen yaptın. Hadi Ümran. Hadi. Nasıl yaptıysan şimdi temizle. Anlamıyorum. Ben daha ne yapayım bu? Ben daha ne? Bekçi kulübesi mi koyayım kapının önüne? Korumalar mı yerleştireyim? Bunca insan bir kapımızın önüne sahip çıkamazken ben ne yapayım? Ha? Bahçeyi silahlı adamlarla mı doldurayım? Abi lütfen bir sakin ol. Her yerde olabilir böyle şeyler. Ha ben polis niye gelmedi onu anlamadım asıl. Bir dakika, bir dakika. Polis mi çağırdınız? Nasıl? Siz çağırmadınız mı? Şaka mı yapıyorsun sen? Volkan ne ödüğü belirsiz bir adamın peşinden gitti. Kendisinden haber alamıyoruz ve siz hala polise haber vermediniz mi? Şu işe bakın, ölecek şey değil. Kaçırdım.
Evde koyun koyuna yattığımız geceleri hatırladım. Her dayaktan sonra koyun koyuna yattığımız geceleri. Babamı hatırladım.